Ya niye getirdin beni odana? Biz seninle şu saatten sonra ne konuşacağız ki Deniz? Ha? Ne konuşacağız? Ben sana rahmete aşığım dedim ya. Kavga ettiğimizde gelip sana ağladım ben. Ya bence sana bırak onu. O çocuk sana göre değil dedim derin. Dinlemedin. Onu kendine aşık etmeye çalıştığını bilmiyordum da ondan. Ya kimse kimseye zorla aşık edilemez. Aşık olunur. Buna yapılabilecek bir şey yoktur. Ha, o sana baştan kapılmıştı zaten. Öyle mi Deniz? Bu daha bile iğrenç. Sırf rahmet değil, ikiniz de kullandınız beni o zaman. Derin, ben ona yapma dedim. Dinlemedi. Ya ikiniz de beni dinlemediniz zaten. Kusura bakma ablacığım. Senin olduğun bir yerde kendime ait bir hayat istemeye nasıl cüret ettim ben zaten, değil mi? Ya Derin, ya Derin, saçma sapan konuşma. Ne yapsaydım, hı? Bıraksaydım rahmetle Nidal Koca yaratacağım derken sinir hastası mı olsaydın? Ya ilişkiniz bundan öteye gitmeyecekti zaten. Ben başında kurtarmış oldum seni işte. Ha, sen beni kurtardın yani. Öyle mi abla? Evet. Aynen öyle. Bana teşekkür edeceğin yerde beni azarlıyorsun ya. Halimize bak. Bir erkek için kavga ediyoruz resmen. Ne kadar ayıp. Derin, benim için bir tek sen varsın. Her şeyden, herkesten önemlisin. Biliyorsun bunu. Rahmete aşık mısın Deniz? Yok canım. Ne aşkı ya? Ben öyle bir hata yapar mı? Takılıyoruz işte. Sıkılırız zaten, biter gider bir iki güne. Aşık bile değilsin Deniz ha? O bile değil yani. Sen iki gün sonra sıkılacağın adam için benim kalbimi böyle kırdın, öyle mi? Ya ben rahmeti bile bir noktada anlayabiliyorum. Ama seni anlamıyorum. Ben seni gerçekten hiç anlamıyorum. Tamam Derin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten. Ya bak çıkacağım, işim var. Burada hala sana dert anlatıyorum ya. Oldu. Bitti artık. Geçmişe çare yok. Düzeltemeyiz. Ne yapabilirim? Söyle, kendimi affettirmek için ne yapabilirim sana? Ya söyle, ne istersen yapacağım ya. Öleyim mi? Ne yapayım? Öleyim mi? Söyle. Rahmetten vazgeç. Ne? Madem her şeyden, herkesten kıymetliyim, seni affetmem için iki gün sonra sıkılacağım bir adamdan vazgeç. Çok mu? Nasıl olsa aşık olmak gibi bir hata da yapmamışsın. İyi. Tamam Derin. Senden kıymetli değil sonuçta. Haklısın. Ben kendime yeni bir eğlence de bulurum. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? İşim falan da yok benim. Tamam. İptal ediyorum. Ben şimdi üstümü değiştireyim. Sen de gel sonra beraber film falan izleyelim ha? Olur mu? Hadi. Bekliyorum. Beyefendi. Ha canım. Siz gerçekten Melek'le evli miydiniz? Herhalde. Niye şaşırdınız ki? Ha? Şu halinize bakın ya. Aslında hepinize birer tane fikri elim olun lazım ya. Aa, ne varmış bizim halimizde? Yok yok, halinizde hiçbir şey yok. Hepiniz fıstık gibi hatunlarsınız ya. Ama hepiniz aşka hasretsiniz. Yoksa o takıp takıştırmalar, sürüp sürüştürmeler boşuna.
Sizin özgüveniniz gitmiş. O yüzden tatmini hep başka şeylerde arıyorsunuz. Malda, mülkte. Oranızı buranızı şişirip kocanıza güzel görünmeye çalışıyorsunuz. Ama neticede onlar gidiyor sizi başkalarıyla aldatıyor. Mesela sen en son kocanla ne zaman dans ettin? Dans mı? Dans. Sami hiç sevmez öyle şeyleri. Ay Sami'ye ya. Mesela ben var ya, dansa bayılırım. Ben mesela karımla gerekirse kalça sallarım, gerekirse onun ruhunun derinliklerine giderim. Bir bakarsınız ki böyle pislenmiş, yırtık sökük, hatta lekeli pijamalarla kendisini dünyanın en güzel kadını gibi hisseder. Ondan sonra bir başlarız. Da 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 da. Kurabiye dansı ya. Hanımlar, bunun devamı yok mu ya? Yani? Ben... Peki olmaz mı? Bir şeyler yapmaz mısınız? Buyurun, buyurun. Tabii. Şunun bir tadına bakalım. Hayır, çok kötü. Bundan da buyurun. Sağ olun hanımlar. Ah, fıstıklar. Ay, biz mi fıstığız? Çok şekersin. Ah, Hüreyya da geldi. Siz beni siparişler verin, masayı donatın. Ben birazdan geleceğim. Fikrinizin ince gülü az sonra sizinle beraber olacak. Hanım at fıstıklar, sizi fıstıklar. Ne haber kaynana? Çek şu elini arsız. Hazır mı benim paralar ha? Hadi oradan. Ha? Ben sana pabuç bırakır mıyım ha? Ya edebinle gidersin? Ya da polis çağırır, seni buradan yaka fıçattır. Hadi, hadi, hadi çağır da göreyim. Vallahi bak, basın gelsin, burada şov yaparım. Seni ele güne rezil rüsva ederim, ha? Gidiyoruz babacığım, hadi git montra giy, çıkalım. Sen şaka yapıyorsun herhalde. Ne oluyor ya? Dün konuştuk ya gideceğiz diye. Evet, dün makul davranman konusunda konuştuk. Ben de makul davranıyorum zaten Nihal. O yüzden gidiyoruz zaten. Bu mu yani? Bana bak Savaş, sen beni çok hafife alıyorsun. Ben sana o Filiz'le ilişkini kes dedikçe sen oğlumu da onların hayatına sokuyorsun. Bak, bu saçmalığa bir an önce son vereceksin, anladın mı? Yoksa o Filiz hapisten nasıl çıkardıysam hayatı ona zindan etmesini de çok iyi bilirim. Anlıyor musun beni? Bak, bir sakin ol, bir durum, bir abartma, tamam mı? Yani İsmet'le çok iyi anlaştılar, sen de gördün. Götüreceğim, öyle arkadaş edecek kendine, bir şey olacak, kalabalığın içine girecek, bir neşesi artacak, bir enerjisi yükselecek çocuğun. O yüzden götürüyorum, başka nedeni yok. Hazır Ömer, uçağımı da aldım. Çok iyi düşünmüşsün, bravo. Pistten de izin aldığımıza göre artık uçağı kaldırabiliriz değil mi? Hadi bakalım, gidiyoruz babası. Miniboller uçuyoruz. Evet, miniboller uçuyoruz. Kuzum, savaşlar geldiğinde koşarak oynamayacaksın, tamam mı? Tamam. Tamam, burada bak, oyuncaklarınızı araba yarıştırın, legolarınızı oynayın. Anlaştık mı? Evet. Yani böyle kovalamaca oynamayın, olur mu? Öyle fazla hareketli oyunlar oynarsa hemen yorulur mu abla? Tabii kuzum, hastalıktan yeni kalktı ya. Tamam, gelsin hadi. Ay, gelsin hadi. Oh, bekleyemez. Ah, kapı çaldı. Hadi gel. Ya koş bakalım birlikte, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Hoppa. İyi ayakkabıları çıkartalım ilk önce. Ne yapalım? Geç bakalım. Geç bak. Geç bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsmin. Gel ben montunu alayım seni. Bak kime getirdim sana. Arkadaş bak. Hadi bakalım. Hadi geç. Hadi gel araba oynayalım. Onun için değişmemişsin be. Al bak. O bunlarla da oynayayım. Ha. Bunlar da Kiraz'la Fiko abiye. Al küçüğüceni. Teşekkürler Barış abi. Teşekkür ederiz. Vay 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 vay. Ne yapıyorsun lan? Ah dur Barış abi ama boğdun. Ay, boğarım tabii. Bizim seninle daha basket antrenmanı yapacağız. Daha o işler var. Aklımda unutmadım. Oscar biraz. Biz de kendimizi geliştirdik yani. Bak sen. Lan Barış, çocuğun hatırı olmasa elden içeri almazdık seninle. Çok özlemişim hepinizi be. Hoş geldin. Otursana çay koyayım sana. Tamam. Ben alayım. Ha, getirdim ben. Teşekkür ederim. Sınavı geçiyorum ben o zaman. Önce misafire. Hop şöyle alayım. Teşekkür ederim. Çok benziyorsun sana Barış. Allah başlasın. Teşekkür ederim. Vallahi kaşı gözü aynı sen. Şey, kestaneleri ben getireyim de çocuklar yer sobaya koyamışım. Ay çok teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz. Sağ olun. Gece. Birazdan geleceğim. İşte. Eğleniyoruz arkadaşlar da bazen. Ben de sizleri çok sevdim. Aşk olsun Semiha. Ben adamdan kurtulmaya çalışıyorum. Sen tepemize çıkardın. Bırak şu pis şeyi. Ama hayatım çok tatlı şımartıyor insanı. Böyle adam görmeyeli 100 yıl olmuş. Kaynanacığım ya şu benim üstüme başıma adam bir takım elbise ayarlasın. Yani bu sosyetenin içinde hiç hoş olmadı. Gerçi Semiha'cığım beni böyle beğendi ama. Ha? Sempatiksin şekerim. Oğlum ben de daha ne tikler var söylesin. Pire, gazete içinde geldi. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben bu herifi şimdi? Zor olacak. Gel şuna. Geliyorum, geliyorum. Tamam, tamam. Sen sakin, sakin. Bana bak. Sana para mara yok. Duydun mu? Ben bütün paramı bu kliniğe yatırdım. Kızımın hatırasını korumak için. Al şunu. Al şu arabanın anahtarını. Gözüm görmesin bir daha seni. Ya bu meleğimin arabasının anahtarı değil mi? Evet. Ben ne yapayım bunu ya? Ben bunun benzinini bile dolduramam. Sat o zaman sat. En az 500 bin eder. Öder mi o kadar? Aslında Murat biliyor musun çok iyiydi araba. Donanım falan çok iyiydi. Eder tabii. Hadi git artık. Pişk. Ben şimdi arabayı alacağım, gideceğim, emin önüne park edeceğim. Yarın sabah sen kalkacaksın, çekiciyle gelip benim arabamı geri götüreceksin değil mi? Hayatta üstüme yapmadan şuradan şuraya gitme. Ben şimdi senin üstüne yapacağım. Aha. Sakin ol. Sen yarın notere gelsin, ben de yer işlemini yapayım. Tamam. Ne gerekiyorsa yap, bir daha da yüzünü görmeyeyim. Ay, ben senin o muşmula suratını görmeye çok meraklıyım sanki ya. Bana bakın, şimdi arabayı götürüyorum. Eğer yarın noterde bir yanlış yaparsanız var ya... Semiha'yla evlenirim görürsün. Aa, daha neler. Bana bak, uzak dur arkadaşlarından. Aldın işte arabanın anahtarını. Sana bir daha para marayım. Duydun mu beni? Cezası. Beyefendi. Şu notere yarın gelin. Ben devir işleminizi yapayım ama yanınızda para getirmeyi unutmayın. Ne parası lan? Devir işlemi için 5000 lira civarı. Ne? Arabayı alacağım bir de üstüne para mı vereceğim? Olmaz öyle şey ya. Verin o zaman arabanı. Öyle mi? Şşt, dur. Çakka. Nasılsa parayı getiremeyeceğimi düşünüp bana anahtarı verdi ha? Ama daha bu bitmedi. Yarın sabah noterdeyim. Para da yanımda olacak. Sen gel bana bak. Hadi neyi batmak sen biliyorsun. Tamam. Hadi. Ay gitmem lazım ya. Arabayı yanlış yere park etmişiz. Hadi bakalım.
Ya sen ne yüze geliyorsun buraya? Hiç mi utanma yok sende? Burası benim de evim. O utanma ikimizde de yok Derin. Tamam. Bak. Şu an söyleyeceğim hiçbir şey. Yaptığımı, söylediğimi hiçbir şey değiştirmeyecek. Yani bunun için çaba sarf etmek bile çok çirkin. Ben ne kadar suçlu olduğumun farkındayım. En azından. Ama hayatımın en büyük sırrını ağzına sakız edip ablamı da beni de darmadağın ettiğin için senden nefret ediyorum. Bu yüzden de suçluluk bile hissedemiyorum. Anladım, bunları söylemek için mi geldin? Hayır. Deneyeceğim değil mi? Hayır. Ayrıca bundan sonra ona görebileceğini de pek sanmıyorum. Niye? Buraya gelmeden önce onu aradın ama telefonunu açmadı değil mi? Evet. Ya Rahmet, sen gerçekten ablamın sana aşık olacağına, sonsuza kadar mutlu yaşayacağınıza falan inandın mı? Ne demek istiyorsun sen ya? Ablamın oyunlarına düşmeyecek kadar zeki değilmişsin demek. Derin, ne saçmalıyorsun? Tolga'ya düşüncesizce ettiğin lafları hatırlar Ahmet. Kız seninle eğlenmiş. Canı sıkılınca bırakıp gitmiş. Öyle iki günlük şey için üzülmeye değmez. Bunun gibi şeylerdi galiba. Konuşayım mı sen Ahmet'le? Olur mu öyle şey ya? Ne bileyim, işe yarar mı diyorsun? Yarar tabii canım, o dinler beni. Konuş konuşmasana da kapıyı suratına çarpar, söylüyorum sana bak. Kapatsın oğlum, bacadan gireriz, ne olacak? Böyle bırakacak mıyız yani? Sen ver ben adresini, gel ben konuştum onunla. Tamam, eyvallah. Bu kim kız, be baba mı? Ha, Tufan abi çağıracaktım ama. Aa, Tufan'sa ben açarım. Barıştılar mı? Yok, Tufan abi nasıl çekiyor kendini bu sefer? Ha. Sen mi verdin taktiği onu? Yok, ben ne vereceğim taktiği? Ben de bir şey. Zeynep, Fikri abi seni istiyormuş, bir şey söyleyecekmiş. Ben bakayım o zaman. Ya. Ne oluyor be bu? Ne çeviriyorsunuz siz? Bir de ben bilsem neler çeviriyorlar. Anlat bakalım, ne oldu? Ya gelin, bizim acilen 5.000 lira bulmamız lazım. Nereden çıktı bu akşam akşam? Kaynanadan mis gibi araba düşürdüm. Ama üzerime almam için vergisini ödemem gerekiyor. Araba var ya, acayip lüks. Üstüme geçirir geçirmez hemen okutacağım onu. Ha. 5.000 lira vergisi yani. Ha, avukat öyle söyledi. Kaynana caymadan hemen halletmemiz lazım. Baba. Ne? Ablamın 1.000 dalları var. Satacak yer bulursak eder 5.000. Sen de arabayı satacak geri verirsin yani, ne olacak? Allah'ım, eder mi o kadar ya? Peki kime satacağız? Ay ne bileyim ben. Çevresi olan sensin. Birini bulunca gider alırız elbiseleri. Benim de emeğim var sonuçta. Ha. Tamam ya, tamam. Ben sana bokuturum bunu. Tamam. Fikri abi. Hı? Sen ne yapıyorsun orada ya? Tünemişsin oraya. Sana ne lan Tufi? Ellerimi çalıştırıyorum ya. Romatizma var, romatizma. Tufan abi, sen çık, bizim babamda bir işimiz var. Kaynanasıyla sorunları varmış da. Fikri abinin hayatla sorunu var kızım. Kaynana bir şey mi? Hadi hadi.
Sonra öküzlensin daha. İyi akşamlar. Hoş geldin Tufan abi. Hoş bulduk Filiz. Ne yapıyorsunuz? Ay ne haber be? Hoş geldin. Ay şöyle bir uğrayayım da Barış'ı göreyim dedim ya. Barış için geldin yani. He başka niye geleceğim ki? Ya oğlum bu bayağı ayaklanmış ha. Hoş geldin Savaş abi. Merhaba ben Mini Savaş. Öyle diyor. Ben de Mini Bala. Maşallah maşallah. Tamam işte artık şey yaradı mı? Yaradı yaradı. Bayağı yaradı. Ben bunu affedeyim bugün ne yapayım? Hayır hayır dışarıda. Burada değil. Hı tamam. Öyle işte ya ben de şey yaptım. Arkadaşlarla buluşacaktık bugün de böyle işte. O var senin, bu var benim. Gezelim dedik filan. Sonra da bir Savaş'ı göreyim dedim. Abartma. Öyle işte. Bayağı da kalabalık tabii ki biz biliyor musun? Böyle kızlı erkekli arkadaşlar var. Her gece işte takılıyoruz, barlar bilmem neler filan. Yeter artık ya. Abartma dedim. Gerçekten bak kaç gündür susuyorum. Yok barlar, arkadaşlar, pavyonlar sen ne dediğinin farkında mısın ya? Yanlış anladım. Akıyormuş. Ak artık nereye akacak? Abart anladım lan. Tülay. Gülüm. Ne var? Yok öyle akma makma bir şey yok ya. Ben ne akacağım? Yağ mıyım, su muyum ben? Hiç konuşma bak. Sana boşanalım dedim. İki gün sabredemedin ya. Hemen başladın. Yok kızlar, yok efendim uzun saçlısı, kısa saçlısı. Sen... Ya gülüm ya öyle bir şey olabilir mi ya? Benim gözüm senden başkasını görür mü? Şey için yaptım öyle. Sen biraz beni kıskan da... Özle diye yaptım. Özledin mi? Özledin lan. Özledim. Ne? Özledim. Özledin mi? Çok mu? Hı hı. Ben de seni özledim. Anne. Oh be, çok şükür ya. Çok şükür ya. Dörük abi mavi yapmak yok ama. Bakacağız. Tamam. Bilmiyorum. Davranışına bağlı. Yedi verenler dininden rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz. Bir tanem değişir kokun, ısınır kanın, beni yakarsın. Vazgeçilir gibi değil bu meçeziller. Fırtınam, felaketim, hasretim. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Geceler yanar, geceler söner. Bedenim alt üst, sarhoş başım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tanem. Vazgeçilir gibi değil bu meçeziller. Fırtınam, felaketim, hasretim. Sevişmeler yetmiyor, şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor,
yaşasam. Sabah çok mutlu oldu. Özellikle İsmail'i çok sevdi. Çok teşekkür ederim. İsmail da Savaş'ı çok sevdi. Filiz benim... Sen söyle ilk. Barış, ben böyle yapamıyorum. Böyle olmuyor. Yani görüşmeye devam ettikçe... Ben yapamıyorum böyle. Filiz. En doğrusu görüşmememiz. Yani senin bir ailen var. Ben artık, yani çok canımı yakıyor bunlar benim. Haklısın. Haklısın. Senin de bir hayatın var. Ben senin hayatını yaşamana izin vermiyorum. Doğru ve en doğrusu bu. Kızın öyle bir şeye hakkım yok. Tamam, artık görüşmeyelim. Beni biraz önemsiyorsan hayatımdan çıkarsın. Doğru. En doğrusu bu. Sağlık ocağından da çıkarım. Seni görmeye dayanamam. En doğrusu olur. Sen istersen Savaş'ı al, ben vedalaşırım yani. Ben getireyim o zaman. Filiz, gitme sen. Ben sensizliğe dayanamam. Ben sensiz olamam. Ben sensiz yapamıyorum.
başına ne olursa olsun senin bir ailen var. Dur bak. Ben Nihal'e bir söz verdim. Tamam mı? Seni içeriden çıkarması için Nihal'e bir söz verdim. Evet, Savaş hastaydı, o yüzden o yanına durmam gerekiyordu. Ama artık bir neden kalmadı. Sen dışarıdasın, Savaş da iyi. Sen benim yüzümden mi evlendin? Evet. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama senin içeriden çıkarmak için delil bulmuş. Ama hiçbirinin önemi kalmadı bak Firiz. Tut elimi, tamam mı? Hiç bırakma. Tamam mı? Herkesle savaşalım, her şeyle. Çocuklar, Savaş, yavrum sen de çıkma tamam mı? Ben bir alana bakıp geleyim. Camdan falan baktım ben önceden. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bitiririm hepinizi. İkinizi de mahvederim, anlıyor musunuz? Sakin ol bir. Sakin ol, toparla kendini, sakin ol. Sakin ol bir. Anacığım ne oluyor ya, mahalleye ayağı kaldırdınız? Sen ne bağırıyorsun? Ne mi bağırıyorum? Bu ne rezillik, bu ne çirkin bir şey böyle ya. Koskoca savcının kocası mahalle köşelerinde kızlarla öpüşüyor. Bana bak neyin kocası? Neyin kocası? Bizim senin niye karı koca olduğumuz belli. Biz seninle formaliteden karı kocayız tamam mı? Kağıt üzerindeyiz. Biz çocuğumuz için evlendik. Ama bitti. Tamam mı? Hepsi bitti. Bak. Ben Filiz'le birlikteyim artık. Tamam mı? Onu seviyorum. Onsuz yapamıyorum ben artık. Bunu anlaman gerekiyor Nihal. Ben artık Filiz'deyim. Onsuz yaşayamam. Sen de artık Filiz'in etrafına dolaşmayacaksın. Anladın beni? Fırsatçı herif. Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne fırsatçı? Ulan herkesin hayatını mahvettin sen be. Sen nasıl bir adamsın? Barış! Barış! Hadi gel! Hadi gel! Tamam. Hadi gel! Tamam. Bir durun ya. Şopap ne oluyor burada? Dur bari sen de. Bir sen eksiltin. Gel sen de gel. Senin de işin var oğlum. Seni ilgilendiren bir şey. Gel buradan. Lan salak salak konuşma. İşimi yapıyorum zaten. Sizin atölyeyi soymuşlar. Ne?